Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Liste videolarıma devam ediyorum. Bildiğiniz gibi her telefon markası için liste videoları hazırlıyorum. Burada satın alma konseptinde güncel olan hangi cihazlar varsa onları size anlatmak istiyorum. Daha öncesinde birçok marka için bunu yaptım. Xiaomi'ye yaptım, Poco'ya yaptım, Samsung'a yaptım, Apple'a yaptım. Şimdi ise Realme'de bir mercek altına almak istedim. Realme gerçekten ülkemizde olan ve önemli markalardan bir tanesi olarak gözüküyor. Neden? diyorum bunu. Çünkü giriş segmentinden amiral gemi segmentine kadar telefonları bulunuyor ülkemizde. E bu da demek oluyor ki Realme ülkemize önem veriyor. Her segmentte cihazın olmasına da önem veriyor anlamı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi burada listeye baktığımızda çok güncel cihazlardan bahsedeceğim sizlere. Hatta en yeni GT 6 serisinden de bahsedeceğim. Ama eksik kalan noktalardan da bahsetmeyi unutmayacağım tabii ki. Hızlıca başlayayım aslında. Burada ben eğer bir Realme telefon alıyorsanız en düşük olarak Realme 11 modelini önereceğim sizlere. Yani C serisinden bir telefon önermek istemiyorum. Daha doğrusu şöyle önermek istemiyorum. Evet cebinizde mesela 10 bin liradan fazla bir para yoktur. Daha aşağısında bir meblağ vardır. Evet o zaman C kesinlikle alabilirsiniz ama daha uzun ömürlü olması açısından da bütçenizi biraz arttırmanızı tavsiye ederim sizlere. Özellikle C55 gibi bir model varken ki zaten Ersin abi de kendisi çok çok önerdi hakkında videosu da var kanalda bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer bütçeniz el veriyorsa biraz daha zorlamanız ve 10 bin lira bandının üstüne çıkmanızı tavsiye ederim sizlere. Realme 11 modelinden bahsederken şundan da bahsetmesem olmaz tabii ki. Kendisi gerçekten güzel bir telefon. Yani optimum telefonlardan bir tanesi. Ekran tarafına göz attığımızda 6.4 inçlik bir ekranımız var. Full HD Plus beraber geliyor. AMOLED panel kullanıyor. 90 Hz yer alırken 1000 nit maksimum parlaklığa kadar çıkabiliyor. Evet şimdi kimleriniz burada 90 Hz yerine neden 120 de yok diye sorabilir ama ben de katılıyorum sizlere. Burada 120 Hz olsaydı tadından geçilmezdi buradaki cihazın. Ama 90 Hz de yine standart bir ekrana göre akıcı olarak da nitelendirebiliriz. İşlemci tarafına geldiğimizde herkesin malum bir işlemci bulunuyor. Mediatek Helio G99 işlemcisinden gücünü alıyor. Evet bu işlemci güçlü bir işlemci değil. Evet çok güçsüz de bir işlemci Günlük işlerinizi yapacağınız bir kıvamda işlemci olduğunu söyleyeyim ve hala da bence güncelliğini koruyan bir işlemci arkadaşlar. RAM ve depolama tarafına geldiğimizde ise 8 GB RAM ile beraber geliyor. 256 GB hafızası bulunuyor. Kamera tarafına geldiğimizde ise 108 megapiksellik bir ana kamerası bulunuyor. Artı 2 megapiksel olarak da derinlik algılayıcı kamera sizle birlikte olacaktır. Ben çektiğim fotoğraflardan memnunum Özellikle yüksek çözünürlük modunu aldığınızda güzel fotoğraflar elde edilir edebiliyor. Detaylı bir şekilde fotoğrafları sizlere verebiliyor buradaki kameramız. Batarya tarafına geldiğimizde 5000 mAh batarya beraber gelirken 67 Watt'la beraber hızlı bir şekilde yani 67 Watt Superbook beraber şarj oluyor. Hızlı bir şekilde dolumu gerçekleştirebiliyorsunuz. Bence güzel bir kombinasyon. 5000 mAh ve 67 Watt kombinasyonu. Fiyat olarak da şu anda 11.000 liraya satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir şey daha var onu da sizlere söyleyeyim burada. 8'e 128'lik versiyonda var ama 256'lık ve fiyatı aynı. O yüzden hata yapmayın ve 256'lık versiyonu satın alın derim sizlere. Gelin bir sonraki cihazıma burada tabii ki HWP olarak incelemedik ama bunun Pro Plus'ını inceledik. O da Realme 11 Pro modeli. Ofiste Pro Plus'ı çok seven oldu, sevmeyen de oldu ama ben en çok seven taraftayım. Realme 11 Pro Plus bence çok güzel bir cihazdı. Prosu da onu kadar başarılı olan cihazlardan bir tanesi en azından gördüğüm kadarıyla. Zaten Pro Plus'ta çok benzer özellikler gösteriyor bizlere. Hem ekran tarafında hem işlem tarafında baya baya benzerler. Ekran tarafına göz attığımızda 6.7 inçlik bir ekranımız var. Full HD bir çözünürlük sağlıyor. AMOLED paneline geliyor. 120 Hz destekliyor. Yine 1000 nit maksimum parlaklığı bizlere gösterebiliyor. Pro Plus modelinde de aynı şekilde eğimli ekran yapısı bulunuyor. İki telefonda ekranları bence çok ama çok güzel arkadaşlar. İşlem tarafına geldiğimde bu sefer Mediatek'in Helio değil de burada Dimensity serisine artık geçmiş oluyoruz ve burada da Dimensity 7050 işlemcisi bizle beraber oluyor. Güzel bir işlemci. Oyun oynadığınızda 60 FPS'le beraber oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz sıkıntı ve sorun sizlere çıkarmayacaktır diye düşünüyorum. RAM tarafına geldiğimizde 8 GB RAM depolama tarafında da 256 GB depolamayla beraber de geliyor arkadaşlar. Yani basic bütün özellikleri sizlere karşılıyor. Kamera tarafına geldiğimizde Pro Plus'tan farklı olarak burada iki tane kamera bulunuyor. O da 108 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu söyleyeyim. Pro Plus modelinde 200 megapiksellik bir sensör vardı. Burada ise 100 megapiksellik bir sensör kullanılmış gibi duruyor. Evet tasarım olarak birbirleri neredeyse aynılar. Yani mesela şu anda gördüğünüz gibi görüntülerde Pro Plus'ı görüyorsunuz ama Pro'nun da aynı tasarımda olduğunu söyleyeyim. Yani ikisini yan yana getirdiğinizde arasındaki farkı çok fazla anlayamayacaksınız. Ta ki arka taraftaki kamerada 200 megapiksel yazısını görene kadar arka tarafındaki deri dokusu bence çok çok güzel. 12 Pro Plus'tan da bahsedeceğim birazdan. Realme bu işi gerçekten çok iyi bir şekilde yapıyor. Yani orta segmentte ya da orta üst segmentte neredeyse amiral gemisi bir kaliteyi yani malzeme kalitesini sunabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden de kaliteli malzemeler kullanan bir marka Realme'den bahsediyorum. Buradan sonra neyden bahsedeceğim? Tabii ki de batarya tarafına atlayacağım. Batarya tarafında yine 5000 mAh batarya. 67 Watt beraber şarj olabiliyor arkadaşlar. Fiyat tarafına geldiğimizde ise şu anda 14500 lira bandına Realme 11 Pro'yu alabiliyorsunuz. Bence güzel bir fiyatta da bulunuyor. Yani 15 bin liranın altında bir telefon arıyorsanız da Realme 11 Pro modeline göz atmanızı isterim açıkçası. Bir de tabii ki 12 serisine geçtiğimizde de 12 Pro Plus'tan bahsedeceğim. Peki burada neden 12 Pro'dan bahsetmiyorsun diyenler de olacak. O da gerçekten çok çok güzel bir telefon. Onu da satın alabilirsin ama arada fark çok az olduğu için ben Pro Plus tercih ettim. Ve tabii ki de onun yerine aslında Realme 11 Pro'yu da almayı tercih edebilirim. Çünkü fiyatı biraz da aşağıda olduğu için. Yani siz de 12'nin Pro Plus'ına mı gitmek istiyorsunuz ya da daha az fiyat verip de Realme 11 Pro'da almak mı istiyorsunuz? Aslında bunu kafanızda mukayese edebilirsiniz diyeyim ve Realme 12 Pro Plus'tan biraz bahsedeyim. Ofise geldiği ilk günden itibaren elimi aldığımda o arkadaki hissiyatı, o deri hissiyatının hiçbir amiral gemisinde olmadığını söylemiştim inanılmaz bir deri kalitesi bulunuyor. Yani bir amiral gemisi telefonda var mı diye düşünüyorum. Belki Xiaomi 14 Ultra'da olan deri dokusuyla aynı diye söyleyeyim. Yani diğer amiral gemisindekiler bayağı polimer bir kapak şeklinde. Ama Realme 12 Pro Plus 5G'de neredeyse gerçek bir deriden bahsediyorum. O kadar soft, o kadar yumuşak bir deri bulunuyor. Yani tasarım anlamında, malzeme kalitesi anlamında, işçilik anlamında Realme 12 Pro Plus inanılmaz bir telefon. Ek olarak da Realme 12 Pro Plus, Realme'nin şu anda ülkemize ürettiği en güçlü telefon olarak da dikkat çekiyor. Yani ülkemizde montajı yapılıyor. Realme 12 Pro Plus 5G modelinin bile arkadaşlar. Ekran tarafına geldiğimde 6.7 inçlik bir ekranı var yine. Full HD Plus'lık çözünürlük. AMOLED panelle geliyor. 120 Hz'imiz varken o da 1000 nit maksimum parlaklığa çıkabiliyor. Yani burada biraz eksik kaldığını söyleyebilirim. En azından 1500-2000 civarına çıksaydı çok daha güzel bir ekran olacaktı. En azından dışarı çıktığımızdaki güneş altındaki ekrana bakarken de biraz zorluk yaşayabiliyorsunuz burada. 1000 nit yavaş yavaş az kalmaya başlıyor arkadaşlar. İşlemci kısmına geldiğimiz de Snapdragon 7 esken Gen 2 işlemcisinden gücünü alıyor. Gerçekten güçlü bir işlemci. Problemleri var mı? Hayır bir problem yok ama biraz ısınmaya da meyilli olan işlemcilerden bir tanesi gibi geldi bana. Kendisi 6 nanometrelik bir süreçten geçiyor. Bu yüzden de olabilir arkadaşlar. Yani daha düşük bir nanometreye sahip olsaydı ve tabii ki Samsung üretimi olduğunu sizlere söyleyeyim. Kimileri var burada Samsung dökümanesi falan diyor ama genel itibariyle reçete neyse çıktı da o oluyor. Yani burada Samsung tarafına böyle bir reçete verilmiş. Biz bunu daha öncesinde Cuma raporunda konuşmuştuk bilenler varsa tabii ki de yorumlar kısmına yazabilir. Güzel bir işlemci dediğim gibi oyunlar kısmına geldiğimizde yüksek FPS'lerde oynayabiliyorsunuz hatta poco telefonlarda kullanılan hatta Redmi telefonlarda da kullanılan bir işlemci. Güzel bir işlemci. Günlük kullanımlarınıza çok çok uygun. Oyun performansla çok yerinde olan bir işlemciden bahsediyorum. Zaten RAM ve depolama tarafına geldiğinizde iki farklı seçenek sizlere sunabiliyorlar. İsterseniz 8'e 256, isterseniz de 12'ye 512 versiyonda satın alabiliyorsunuz. Kamera tarafına geldiğimizde segmentinde olmayan bir özelliğe sahip. O da nedir? Tabii ki de periskop telefoto kamerası. Periskop telefoto kamerası biz amiral gemi segmentinde gördüğümüz bir özellik ama burada Realme 12 Pro Plus 5G modeline koymuş durumda. 50 megapiksellik bir ana kameramız var. 8 megapiksellik bir geniş açı kameramız varken de 64 megapiksellik de telefoto kamerası yer alıyor. 3x zoom yapabiliyor. 3x de optik yakınlaştırma yapabiliyor ve gerçekten de portre konusunda çok iyi bir telefon olduğunu düşünüyorum. Zaten onların da ana mottası portre konusunda iyi fotoğraflar çektiği yönünde ve tabii ki zoom yaparken de kayıpsız bir şekilde zoomunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani kamera anlamında bu fiyat segmentinde de zor bulunan özelliklerden bir tanesi. Hatta hiç bulunmayan bir özellik diye ekleyeyim sizlere. Batarya tarafına geldiğimizde ise 5000 miliamper bir batarya 67 Watt'la beraber yine şarj olabiliyor. Ben burada bir eksi yazmak istiyorum çünkü Realme 11 Pro Plus 5G modelinde 100 Watt'lık bir şarj desteği vardı. Burada 67'ye düşürmüşler. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama genel itibariyle şarj hızından da memnun kalacaksınız. Bataryanın iyi gitme konusunda da memnun olacaksınız diye düşünüyorum. 8256 versiyonunu şu anda 19.999 99 lira yani 20 bin liraya bulabiliyorsunuz 12e512 12 almak isterseniz de 25.700 lira vermeniz gerekiyor yani 5.700 lira daha fazla vermeniz gerekiyor bence biraz fazla 8256 alıp da yolunuza devam edebilirsiniz gibi bence en büyük rakiplerinden bir tanesi de Honor'un 200 modeli onda 20 bin lira bağında satıldığını söyleyeyim sizlere ama orada 12e512 12 tek versiyonla beraber geliyor çok daha avantajlı bir konumda yer alıyor ama tasarım kalitesi olsun bence Realme 12 Pro Plus 5G çok daha iyi konumda en azından Eren'e göre bana göre çok daha iyi konumda arkadaşlar. Peki biraz da amiral gemilerinden konuşmaya başlayalım. Şimdi GT serisine geldiğimizde birçok GT telefonu ülkemizde satışa çıkardı Realme tarafı. Realme'nin kendi GT modeli Çıktığı Sarı siyah rengiyle beraber çok çok güzeldi. GT 2 serisi ülkemize bir sene geç geldi ama öyle bir geldi ki fiyatlar al aşağı oldu. Alt üst oldu. Realme GT 2 Pro yok sattı arkadaşlar. Zaten hakkında kanalda videoları var. inceleme videoları var. Hakkında çektiğimiz videolar da var yani bu fiyat konusunda. Onlara da bakabilirsiniz. GT2 Pro yok sattı. GT2 de yanında ya abi ben de geliyorum ben de satayım yaptı. Tabii ki o da satışını gerçekten güzel bir şekilde yaptı. Sonrasında ülkemizde GT3 modeli beklenmeye başladı. GT3 modeli gelmedi. Nereye kadar gelmedi? Yine bir sene sonrasında geldi. GT3 modeli geldi. Çok az stokla beraber satıldı ve stoğu da bitti. Yanlış hatırlamıyorsam 32 ya da 33 bin bandla satılıyordu. Ve sonrasında stoğu da bitti. Onda da 240 watt gücünde bir adaptörle beraber geliyordu. Snapdragon 8 Plus gen yani bir işlemcisi var derken de güzel bir telefondu. Ama herhangi bir şekilde insana çok fazla rağbet göstermedi diye biliyorum. Sonrasında insanlar GT5 serisini bekledi. Hatta biz de incelemesini de paylaştık. GT5 Pro gibi bir cihaz var. İnanılmaz canavar bir telefondu. Kullandığım süre boyunca inanılmaz keyif aldığım cihazlardan bir tanesiydi. 8 Gen 3 işlemcisiyle beraber gerçekten çok çok performansıydı. Ama Çin cihazı olduğu için de hatta da bir videosu var. Çin ROM'lu telefon kullanmak diye. Ona da bakabilirsiniz. Güzel bir konuydu. Ama dediğim gibi GT5 serisi de ülkemize satışa çıkmadı. Sonrasında ne oldu? GT 6 serisi piyasaya sürüldü. Hatta Çin'de de farklı isimlerle ve farklı tasarımlarla da sunuldu. Globale geldiğinde ise iki farklı versiyon oldu. Anlaşıldı. Ülkemizde de yine iki farklı versiyonla satılıyor. Bir tanesi Realme GT 6, diğeri ise Realme GT 6T olarak geçiyor. İkisi birbiriyle çok benzer ama farklı olduğu noktalarda tabii ki var. İlk olarak ucuz olandan yani 6T'den bahsedeceğim. Ekran tarafında büyük abisiyle aynı aslında. 6.78 inçlik bir ekranı bulunuyor. Bir buçuk kalınlık bir OLED ekranı var. 120 Hz'e beraber gelirken 6000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Bunu tabii ki HDR içeriklerde yapabiliyor. Yani HDR içeriklerde 6000 nit'e kadar çıkarken standart olarak maksimum parlaklığa getirdiğinizde 1600 nit parlaklık sizlere sunabiliyor. İşlemci tarafına geldiğimizde yeni bir işlemci bulunuyor burada. Orada 7 plus Gen 3 işlemci yer alıyor. Ben daha öncesinde çok fazla deneyimleyemedim bu işlemciyi. Ama eğer gelirse incelemeye tabii ki seve seve sizlere bu işlemcinin detaylarını anlat atmak istiyorum arkadaşlar. RAM ve depolama tarafına geldiğimizde ise 12 256'lık versiyonla beraber satın alabiliyorsunuz. Yani segmentteki yeterlikleri sağlıyor gibi duruyor. Kamera tarafında GT alttan biraz farklı arkadaşlar. 50 megapiksellik bir kamera ve ek olarak da 8 megapiksellikte bir ikinci kamerası da yer alıyor. Buradaki kamera yine Sony sensörle beraber geliyor. Yani 6T modeli olsa bile güzel fotoğraflar elde edebilecekmiş gibi duruyor. Burada bir de büyük abisiyle paylaştığı noktada batarya konusu 5500 mAh bir batarya 120 wattla beraber yani Superbook olarak da inanılmaz hızlı bir şekilde şarj edebiliyor. Fiyat olarak da şu anda 30 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Ama ben göz attığımda sadece şu anda Hepsi Burada üzerinde satışa açılmış durumda. Hepsi Burada'nın kendi yetkili satıcısı olarak da satın alabiliyorsunuz arkadaşlar 30 bin liraya. Gelelim şimdi bir de en üst versiyondan yani GT6'dan bahsedelim. Dediğim gibi ekran tarafında aynılar ama buradaki en güzel özelliklerden bir tanesi parlaklık tarafında 6000 nit'i bir kenara bırakıyorum tabii ki ama güneş altına çıktığınızda ya diyorsunuz ki evet bu ekran parlak bu ekran güzel bir ekran olduğunu her yönden size anlatabiliyor. Ek olarak da tabii ki LTP olduğu için de 1 Hz beraber 120 Hz arasında değişkenlik gösteriyor. Bu da bataryadan tasarruf edeceğiniz anlamına geliyor. İşlem tarafında bu sefer tabii ki daha güçlü bir işlemci kullanıyor. Snapdragon 8 S Gen 3 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemci biz daha önce birçok telefonda deneyimledik. Özellikle Honor 200 Pro'da ve tabii ki Poco F6'da da aynı işlemci bulunuyordu. İşlemci gayet güzel, gayet stabil. Biraz fazla ısınmaya maruz kalabiliyor. Özellikle yüksek grafikli oyunları 120 FPS ile beraber PUBG oynadığınızda evet ısınıyor diyebilirim. Zaten oyun testini yayınladığımızda 45 dereceye kadar çıktı telefon. Ama fps'te herhangi böyle dramatik düşüşler olmadı. 120 FPS oynadığımda maksimum 105 civarında düştüğünü hatırlıyorum ben. 105 FPS ile beraber de çok ama çok akıcı bir şekilde oyunlarınızı oynayabiliyorsunuz. RAM ve depolama tarafına geldiğimizde ise 16 GB RAM ve 512 GB depolama ile beraber geliyor. Yani şu anda segmentin 16 GB RAM sunan çok fazla telefonda bulunmuyor açıkçası. Hadi 512 var ama 16 GB RAM beraber inanılmaz bir RAM kapasitesi oluyor. Yani telefonunuzun dondusu, şişlisi, kaslısı herhangi bir şey olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Uzun ömürlü bir şekilde burada telefonu kullanabileceksiniz arkadaşlar. Kamera tarafına geldiğimde arka tarafta 3 tane kamera yer alıyor. Burada 50 megapiksellik bir ana kamera var. LYT808 sensörünü kullanıyor. Yeni bir sensör, yeni bir sensörle beraber de hem güzel bir işlemci, güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor Diyebilirim sizlere İkinci kameraya geldiğimizde ise 50 megapiksellik bir telefoto kamerası var Burada da 2x optik zoomlar yapabiliyor Portre çekimlerde işinize baya baya yarıyor arkadaşlar Güzel bir kamera olduğunu da düşünüyorum Üçüncü kameraya geldiğimizde ise 8 megapiksellikte bir geniş açı kamerası yer alıyor Buradaki kamerayla geniş alanları fotoğraflayabiliyorsunuz Ben çektiğim fotoğraflardan gayet memnunum Zaten incelemesi kanalda var Oradan da bakabilirsiniz nasıl fotoğraf kalitesi olduğunu Gayet iyi bir kaliteyle beraber Burada fotoğraflar sizlere de memnun edecektir Batarya tarafında 6T modeliyle aynı 5500 mAh bataryayı 120 Watt Superbook ile beraber şarj edebiliyorsunuz ve 2 günlük bir batarya ömrü sizlere vaat ediyor. Net bir şekilde vaat ediyor. Hem işlemcisi çok verimli. Evet ne kadar ısınmaya biraz meyilli olsa da hem de ekranıyla beraber hem teknolojik hem de tasarruflu bir işlemci olunca inanılmaz bir batarya kabiliyeti ortaya çıkıyor. Bu yüzden de batarya konusunda bir şüpheniz varsa o şüpheyi kafanızdan atabilirsiniz arkadaşlar. Fiyat tarafında ise şu anda 39.999 lira yani 40 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Ben Realme GT 6T modelinin fiyatının yerinde olduğunu ama altının da biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. Yani GT 6'nın fiyatı 40 bin lira bandında değil de 35 bin lira bandında olsa hatta 32 lira 33 lira biraz daha yaklaşmış olsa çok daha mantıklı bir fiyata satın alma yapabiliriz gibi duruyor. Çünkü sadece işlemci konusundan konuşacak olursam 8 eski yenişe sahip olan bir Honor 200 Pro'yu şu anda 33 bin liraya satın alabiliyorsunuz. Çok daha düşüğüne hatta 21 bin liralara kadar da Poco f 6 satın alabiliyorsunuz. Sadece işlemci olarak baktığınızda tabii ki diğer etmenlerde hem depolamadan hem RAM'den hem de kameradan bahsetmiyorum ya da ekrandan da bahsetmiyorum arkadaşlar ama genel itibariyle diğer aynı işlemciye sahip olan telefonlarla kıyasladığımızda fiyatının bir tık yukarıda olduğunu da anlayabiliyorum ve bunu da sizlere söylüyorum. Peki sizler neler düşünüyorsunuz bu güncel Realme telefonlar hakkında siz bu telefonlardan bir tanesini kullanıyor musunuz? Kullanıyorsunuz tecrübeleriniz neler? Memnun musunuz? Değil misiniz? Ya da bu telefonu önerir misiniz? Ya da bu telefonlar yerine bu fiyatları ben şu telefon alırdım diyenler de varsa onları da yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.